Evet, izleyen herkese merhabalar. Beni bilenler zaten biliyor ama bu videoda beni ilk defa görecek kişilerden kısaca kendimi tanıtmam gerekirse ismim Ahmet Özdaş. Mesleğim harita kadastro mühendisiyim ancak haritacılık yapmıyorum. Aynı zamanda lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanıyım. Yaptığım meslek de şu an bu. Bunun haricinde izlemiş olduğunuz YouTube kanalında hobi amaçlı yer verdiğim müzik çalışmalarım var. O yüzden hani zaten kendi takipçilerim beni biliyor. Bilmeyenler de bu şekilde kısaca kendimi tanıtmış olayım. Şimdi videonun başlığından anlayacağınız üzere zaten konu önemli bir konu. Ben burada hani bu virüsü tecrübe etmiş bir kişi olarak kendim bu süreci nasıl geçirdim, neler yaptım onu paylaşmak maksadıyla bu videoyu çekiyorum. Kanalım şu an 1240 aboneye sahip olmakla birlikte 2021 yılı istatistiklerini incelediğim zaman aydan aya tabii değişkenlik göstermekle beraber benzersiz şekilde görüntüleyen kişi sayısı 7500 ile 11.300 gibi rakamlarda kişiler tarafından takip edilen, her ne kadar abone sayısına rastlaması da yani azımsanmayacak bir kitleye hitap ediyor. Ki konu itibariyle daha fazla kişinin de buna ilgi göstereceğini düşünüyorum. Zaten hani bu anlamda bunu kendim bir hayır olması maksadıyla çektiğim için herhangi bu bir videodan maddi beklentim yok. Zaten para kazanma ayarlarında da bu videonun şeyi kapalı. Onu özellikle belirteyim. Şimdi ben bu süreçte nasıl şey yaptım, geçirdim? Artık konuya girmek gerekirse. Ben 8 Aralık 2021 ile 21 Aralık 2021 tarihleri arasında bu virüs sürecini yaşadım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii artık nereden geldiği çok önemli değil. Bir şekilde hani tedbirlere uysanız da yakalanacağınız varsa bir şekilde yakalanıyorsunuz. Ama tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Malum tehlikeli bir hastalık. Hani kimi çok ağır atlatıyor, kimi sürünerek atlatıyor, kimi hayatını kaybediyor, kimi yani neredeyse hiçbir şey hissetmeden atlatıyor. Herkes de farklı bir şekilde kendini gösteriyor. Şimdi ben öncelikle hani ilk merak edilen herhalde şu olacak. Hani kısaca onu da değineyim. Aşı olup olmadığım konusu muhtemelen ilk gelecek sorudur. Ben aşısız gruptanım. Aşı olmayı düşünmedim. Hala da düşünmüyorum. Bunun sebeplerine çok girmeyeceğim. Zaten yorumları da kapattım burada bir tartışma olmaması maksadıyla. Sadece şunu söyleyeyim. Şu anki aşıların hiçbirisi resmi olarak aşı lisansı almış aşılar değil. Yani faz 3 çalışmasını tamamlamamış aşılar, aşı adayları. O yüzden bunun tam tabiri bu. Dolayısıyla daha lisansı olmayan bir aşı adayını ben denemek istemedim. Artı hani şu düşüncem de var ki burada nasıl siz araştırıp bu videoda beni bulduysanız yine araştırıp başka verilere de ulaşabilirsiniz. Neye inanmak isterseniz, aklınız neye yatarsa zaten ona inanırsınız. O anlamda da zaten herkes özgürdür. Ben bunun bir proje kapsamında uygulandığını düşünüyorum biliyorsun. Ve yani bütün dünyada bir film dönüyor. İşin açığı bu. O yüzden hani nasıl insanlar şu an bu aşı adaylarının niye oluyorlar? İşte yakalanırsak en azından hafif atlatalım. Çünkü tam anlamıyla bir koruyuculuk sağlamıyor. Yani hafif atlatmanı sağlıyor. Başkalarına bulaştırmanı engellemiyor. Yani bizim normalde olduğumuz aşıları bilirsiniz. Yani bazı aşıları ömrünüzde bir defa olursunuz. Bazıları 5 senede bir, mesela tetanoz aşısı gibi bir süresi vardı. Yani 3 ayda bir, 6 ayda bir aşı olmanın bir mantığı zaten benim bir kere oradan ne olduğunu belirsiz yani. Ben o yüzden de şey yapmadım. Ve buradaki hareket tarzı da şu aslında. Hani insanlar bu aşı adaylarının niye oluyorlar? Yakalanırsak hafif geçirelim, ölümden korusun, hastaneye düşmekten korusun diye. Tamam, saygı duyuyorum. Yani bir şeyden korktukları için, hastalığın kendisinden korktukları için bunu yapıyorlar. Benim olmama sebebim de tam ters mantıkla gene aynısı. Ben hastalık tamam tehlikeli. Zaten tecrübe ettim onu. Allah'a şükür atlattım. Aşının kendisi benim için daha ürkütücü o anlamda. Yani yan etkisini bilmiyorsun, içinde ne olduğunu bilmiyorsun ki herhangi bir amaç için bu virüsün kullanıldığı da ortada. Hani burada tam bir detay vermeyeceğim. Araştırsanız hani bunları kim ne maksatla yapıyor zaten bir şekilde bulursunuz. Ben bu düşüncedeyim. Dolayısıyla aşı olmadım. Şu anlamda zaten aşı olmayı da düşünmüyorum bu arada. Ama tek bir halde zorunlu kalırsam olacağım. Hani onu da söyleyeyim.
İşim gereği kamu dairelerine girip çıkıyorum. Belediyelerde, tapu daireleri, işim gereği. Şimdi yarın öbür gün bu kamu dairelerine aşısızlar giremez derlerse, ben de yani şu an dağın başına çıkıp kendimi tamamen şu anki hayatımdan soyutlayarak bir hayat sürdüremeyeceğim için, sonuçta benim de bir ailem var, bir hayat standardım var, alıştığım bir düzen var. O yüzden bunun hesabını ahirette sormak koşuluyla kendimce, yani Allah'a da bunu şahit tutup, o koşulda aşı olurum, olacağım aşı da bir inaktif aşı olur. Yani mRNA teknolojisiyle yapılmış bir aşıyı kendime olduğuma. Bunu bu şekilde belirteyim. Şimdi ben Profesör Doktor Serhat Fındık Hoca'nın bir videosu var. Açıklamalar kısmına ekledim. Orada kendi ağzından da zaten benim söyleyeceklerimi madde madde oradan da dinleyebilirsiniz. Ben bunları hani kendimce biraz da detaylandırarak sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu arada Profesör Doktor Serhat Fındık Hoca bir göğüs hastalıkları uzmanı. Hani kendi internette CV'sini incelediğimde gayet zaten başarılı bir tıp geçmişi olan değerli bir doktor. Yani ne kadar şu an ekranda karşınıza çıkan profesörler falan neyse, yani tam tersini söylüyor ama yani dediğim gibi onlar da bu projenin bir aktörleri olarak görüyorum ben. Yani bir medya zaten bir kitlenin elinde. Onların şeyiyle devam ediyor. Ki bu Profesör Doktor Serhat Fındık Hoca, Sağlık Bakanı dahil, koronavirüs üyeleri dahil, hani herkesle gelin saygı çerçevesinde halkın önünde bilimsel verilerle bu işi tartışalım şeklinde bir çağrıda da bulundu. Nedense karşılık bulmadı. Ve şunu da söyleyeyim, burada hani kesinlikle bir siyasi propaganda, siyasi bir mesaj olarak kesinlikle algılanmasın. 15 Eylül 2021 tarihinde yeniden Refah Partisi Başkanı Necmettin Erbakan'ın oğlu aynı zamanda biliyorsunuz. Fatih Erbakan'ın başkanlığında yine basın toplantısı heyeti içerisinde Profesör Doktor Serhat Fındık ve gene operatör Doktor Bilgehan Bilge'nin de bulunduğu bir heyetin basın toplantısı oldu. Ben bunu YouTube'da izlemiştim baştan sona gerekçelerini. Yani ne anlatıyorlar, yani aşı vesaire salgın hastalık hakkında bayağı detaylı şeylerin konuşulduğu bir videoydu. Ve geçenlerde bir tekrardan bunun bir konusu gündeme geldi. O videoyu tekrardan bulmak istedim. YouTube'dan kaldırıldığını gördüm. Sonrasında başka birisi farklı bir kamera açısından ama gene kaliteli bir çekimle bunu paylaşmış. Şu an hala YouTube'da mı değil mi bilmiyorum. Zaten o paylaşımı gördüğüm anda indirdim bu sefer. Bir daha hani elimin altında durmasını istediğim için. Yani böyle de bir durumlar var ve bu virüsün işte bir takım, yani sözde elit benim gözüme de işte sonuçta dünyayı onlar şekillendiriyorlar, planları onlar yapıyorlar. Onların kullandığı bir araç. Ve bundan bahseden şu an siyasi parti liderlerinden tek kişi o. Yani ilginç, bu da ilginç. Neyse ben işin o boyutunda geçtim. Hani şurada vermek istediğim mesaj şuydu. Yani burada önemli bilimsel bir basın toplantısı yapıldı. Ve bu basın toplantısı YouTube'dan silindi. Yani bakın burada sıradan insanlar yok. Bunlar tıp doktoru olan, profesörlük seviyesine ulaşmış başarılı bir doktor. Aynı zamanda da hani bir toplumsal bir kitleye de hitap etmek maksadıyla hani bir siyasi parti liderinin de içinde yer aldığı bir heyetle bir basın toplantısı yapılıyor ki bunlar da zaten illegal yapılar değil biliyorsunuz. Ve bu YouTube'dan kaldırılıyor. Bir kere burada herkesin bir durup düşünmesi lazım. Neyse bunu da buradan bağlayıp şimdi asıl zaten video 9. dakikasına geliyor, daha konuya yeni giriyoruz ama bunları da anlatmak durumundaydım. Şimdi video açıklamalarında verdiğim linkte Profesör Doktor Serhat Fındık Hoca'nın 7 maddelik bir önerisi var. Şimdi birinci öneri detaylandırarak devam edeceğim. Stresten uzak durun, motivasyonunuzu koruyun, hayata pozitif bakın. Şimdi malum Türkiye'de yaşıyoruz, hayat şartları günden güne zorlaşıyor birçok insan için. Dolayısıyla üstelik buna iş stresini de eklersek stresten uzak durmak çok kolay değil. Ama en azından hayata karşı motivasyonumuzu koruyabiliriz. Hayata pozitif bakmak bir şekilde bizim elimizde ki ben de işte bu olumsuzlukları mesela kendi çapımda kendimi rahatlatmak maksadıyla bunlardan bir nebze olsun kurtulmak maksadıyla müzikle ilgileniyorum. Zaten YouTube'da da bu paylaşımlarımı yapıyorum. Yani birinci motivasyonunuz olumlu bir şey olsun. Yani bunu artık siz nasıl şey yaparsanız ki benim yani hastalık sürecinde bir numaralı motivasyonum Allah inancımdı. Ki şunu da şuraya özellikle belirtmek istiyorum. Berat Kandili'ni bilirsiniz. En önemli özelliklerinden iki tanesini söyleyeyim. Bir sonraki Berat Kandili'ne olan
kadar olan zaman dilimin içerisinde Allah o sene içerisinde öleceklerin listesini Hazreti Azrail'e verir. Doğacakların da listesi gene o gece belirlenir. Yani Allah bir sene içinde olacaklar, önemli olaylarla beraber bunu şey yapıyor. Yani işin özü şu, vadeniz dolduysa, yani bir önceki berat kandilinde adınız o listede yazılıysa, sizin ölüm sebebiniz ister virüs olsun ister başka bir şey olsun, kaçarınız yok. Bu dünyada randevusuna tam zamanında gelecek tek bir varlık var. O da Azrail. Ne bir an geri ne bir an ileri. Kendisine verilen vazifeyi geldiği zaman yapar. Ben o yüzden, hani ben tabii ki burada aptalca davranmıyorum. Yani trafikte kurallara uyuyorum, ne bileyim virüse karşı gene bana bulaşmaması için elimden gelen her gayreti aşağı haricinde zaten sergiliyorum disiplinli bir şekilde. Ki burada temas hikayesi de benden olmadı, onu da söyleyeyim. Ama bir şekilde aileden birisi kapıyorsa zaten bütün aile bu hastalığa yakalanıyor. Yani ben o yüzden ölürsem zaten öleceğim, bahanesi bu olacaksa da olur. Ölmeyeceksem de zaten ölmeyeceğim. Yani benim zaten bir kere kafadan rahatlığım buradan geliyor. Bunun motivasyonuyla yaşıyorum. İkinci maddeye geçiyorum. Günde en az 2 litre su için. Bu zaten hangi doktora giderseniz gidin. Yani standart sağlıklı bir yaşam için herkesin önerdiği, ki vücudumuzun da büyük bir bölümü zaten sudan oluşuyor. Dolayısıyla en az 2 litre su için önerisini sizlerle paylaşıyorum. Kendim tabii bu süreçte 2 litre içtim mi içmedim mi bilmiyorum ama ciddi anlamda bir su içtim ve virüs sürecinde de özellikle hani boğazımı da rahatlatmak maksadıyla meyve, yani meyve dediğim işte ada çayı, yanlış ifade kullandım kusura bakmayın. Hani ada çayı, nane limon, kuşburnu, ballı zencefil, aklınıza ne gelirse hani bu şekilde sallama çaylarla günde defalarca, yani 2 litreden bir kere fazla su içmişim zaten, bu şekilde devam ettim. Üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü madde günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayın şeklinde. Şimdi günlük bir C vitamini ihtiyacımız, yani tahmin işte bir 1000 miligramlık, ezende bir marka söylemeyeceğim, gidip araştırın hangisi kafanıza yatıyorsa onu alın. Günde 1000 miligramlık bir C vitamini, özellikle çinko destekli olursa bunun faydalı olacağı birçok uzman tarafından zaten söylenen bir şey. Ben de bunlardan birini kullandım ama virüs sürecinde bunu 1000 miligram şeklinde değil, sabah akşam birer tane almak koşuluyla 2000 miligram şeklinde C vitamini takviyesini kendimde uyguladım. Dördüncü maddeye geçiyorum ki burada şunu da söyleyeyim, bu da önemli. Şimdi mesela meyve yiyerek C vitamini ihtiyacınızı karşılamak isteyebilirsiniz. Tabii ki bunları yiyin ama bu günlük sizin vitamininizi karşılamaz. Yani şöyle söyleyeyim, sizin günlük vitamininizi karşılamak için 30 civarı portakal yemeniz gerekiyor. Şimdi 30 tane portakalı fiziki olarak zaten yemeniz olanaklı değil, bir. Artı bunun bir maddi boyutunda zaten şey yaparsanız, düşünürseniz ciddi anlamda da bir maliyet gerektirir. Yani 30 tane portakalla günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılamanız gerekirken bunu fiziki olarak uygulayamayacağınız için bu eczanede satılan, hani suda çözünen vitaminleri almanız faydanız olacaktır. Öbür türlü tabii ki gene seviyorsunuzdur, yiyin ama C vitamini ihtiyacını karşılama anlamında ihtiyacınızı karşılamayacaktır. Bunu bilin. Dördüncü maddeye geçiyorum. 15 yaş üstü ayda bir ampul D vitamini alın şeklinde bir önerisi var. Ben hani evde ampul şeklinde olanı yoktu. Günlük damla şeklinde olan, böyle ufak bir ekmek dilimine 10-15 damla damlataraktan hani günlük D vitamini ihtiyacımı da istisnasız aldım. Ve şu an hani virüsü atlatmamla beraber gene her gün olmasa da 2 günde bir, 3 günde bir bu vitamin takviyelerini almaya devam ediyorum. Çünkü bağışıklık sistemi sadece bu tarz virüsler için değil, birçok hastalık için zaten önemli. Şimdi söyleyeceğim 5. madde çok duyacağınız bir şey değil. Famodin. Aynı söylediğim gibi yazılıyor. Famodin. Bir mide hapı. 40 miligramlık. Bunu aç karnına günde bir defa alıyorsunuz. Özelliği şu, şimdi mide hapıyla ne alaka diyeceksiniz. Bunu başka bir videosunda Serhat Fındık Hoca detaylı olarak açıklamıştı. Kısaca özetlemek gerekirse bunun mantığını şu şekilde söylüyor. Virüs biliyorsunuz akciğer hücrelerini özellikle hedef alıyor. İşte bu nefes darlığı çekmemiz vesaire falan, asıl zaten sebebiyet verdiği sıkıntılar bundan kaynaklı. Bu famodinin içerisindeki etken madde, famodidin adlı etken madde, virüsün ciğerlerdeki o hedef hücre olan alveol hücrelerine girmesini engellediği yönünde araştırmalar sonucu keşfedilmiş bir bilgi. Ki ben de bunu hani şu safhada
fark ettim. Benim ilk testim pozitif çıkmamıştı. İkinci testim pozitif çıktı ki o ikinci testin pozitif çıkma döneminde ben eczaneye gidip bu ilacı aldım. Reçetesi satılıyor. Ben aldığım dönemde 23 liraydı. Çok pahalı bir ilaç da değil. Şu an ne olmuştu güncel fiyatını bilemiyorum. Ama reçetesiz eczanede bulabileceğiniz bir ilaç. Bu ilaçtan aldım. Ki yani hastalığın seyri her an değişiyor. Ailemdeki diğer insanların virüs sürecinden bunu biliyorum. Ben 3 gün arayla kontrol maksatlı 2 defa film çekindim Bursaşehir Hastanesi'nde. Aynı zamanda kan testlerime de bakıldı. Bu 3 günlük süre içerisinde akciğerdeki yayılımında bir değişiklik olmadığını şey yaptım, gördüm. Ki bakın burada aslında olay bu Famadin adlı ilacın virüs sizin ciğerinize girmeden aslında bu ilacı almak gerekiyor ki ben artık hasta olduktan sonra bir nebze zaten girdi ciğere ve oradan beni zaten hasta etti. Benim buradaki mantığım madem girdi daha fazla ilerlemesin yayılımını engellemek maksadıyla kullandım ve bunun işe yaradığını gördüm. İki ciğer filmi arasında 3 günde bir fark çıkmadı ki 3 gün niye önemli diyor. Biz ayrıca kontrole gittiğimizde eşimin annesi de mesela bu virüsten etkilendi. O şikayeti yoktu, evde geçiyordu. 3 gün sonra durumu biraz daha kötüye gitmeye başladı. Ve o 3 günün sonunda ondaki işte diğer verilerin dağıtmasıyla beraber onun da mesela hastanede bir süre tedavi gördü. Ama çok şükür şu an hepimiz çıktık ve büyük ölçüde sağlığımıza kavuştuk. O yüzden hani bunu da tecrübe etmiş birisiyim. Gene herhangi bir yan etkisini de görmedim. Kendiniz araştırabilirsiniz. Eczaneden de kolayca bulabilirsiniz. Altıncı maddesi 45 dakikalık günde veya 1 saatlik egzersizler yapmanız. Yani vücudu hareketsiz bırakmayın. Bu sizin için bir yürüyüş olabilir. Eğer sporcu bir kişiyle sahipseniz işte günlük standart sporunuzu yapabilirsiniz. Yani bir şekil hani günde mesela işte 10.000 adım atmaya gayret edin diye hani faydası olacağını söylenir biliyorsunuz. Yani vücudu hareketsiz bırakmayın. Belli şekilde buna da dikkat edin. Yedinci madde, diğer hastalıklarınız varsa tansiyon, şeker ve benzeri tedavisini zamanında yaptırmak. Şimdi tabii yani her yaş grubundan insanlar etkileniyor. Yani hayatını kaybedenler var. Allah rahmet eylesin bu arada onlara. Ailelerine sabır versin. Ağır şekilde geçip hani tabiri caizse işte ölümün kıyısından dönenler var. Tanıdıklarımızdan da biliyoruz bunları. İşte hafif atlatan var. Aynı ailede olup, hastanelik olup evinde geçen de var. Yani geçirdiğini bilmeyen de var. Bunlar yani bir sürü etken var. Yani siz aşılı birinden mi kaptınız, aşısız birinden mi kaptınız, ne kadarlık bir virüs yoğunluğuna denk geldiniz virüs size bulaştığında. Bağışıklık sisteminiz, motivasyonunuz, gücünüz o an neydi? Bunların önemi var. Kaptığınız kişi virüsün kaçıncı gününde? Yani yeni kaptığı artık sonlara doğru mu kaptınız? Yani bir sürü etken var. Ve bir de tabii şu da var. Anne sütü bağışıklığının da hani bir etkisinin olduğu varsayılıyor bazı şeylerde ki yani anne sütü zaten biliyorsunuz herkes için önemli. Hani o yüzden eğer burada anne adayları da varsa beni izleyen özellikle bu arada kocaman bir kangal yanımdan geçti. Neyse atlattım onu da. Dönüşte ne yapacağım bilmiyorum. Anne adayları da varsa özellikle hani yeni doğacak yavrularını veya şu an emziriyorlarsa mümkün mertebe hani onları emzirmeye gayret etsin özellikle 2 veya 2,5 yaşına kadar. Çünkü bir annenin evladına verebileceği en büyük miras hayatı boyunca ona sağlayacağı bağışıklık sistemi olacaktır. Bu yüzden yani özellikle bağışıklık sisteminiz kuvvetliyse zaten sadece bu virüse değil birçok hastalığa karşı avantajlı duruma geliyorsunuz. Ki yani mesela gene bu virüsü geçiren tanıdık abilerimden birisinin gözlemini söyleyeyim size. Hani bana mantıksız da gelmedi. Şimdi mesela vefat eden birisinden bahsetti. Yani adam 40 yaş altında, 35-40 yaş aralığında. Sporcu, mesleği zaten hani spor eğitmenliği, fitness hocası. Vefat etmiş. Yani alkol yok, sigarası yok, güçlü kuvvetli, herhangi bir kronik rahatsızlığı yok. Yani virüse maruz kalmış, vefat etmiş. Hani anne sütü mesela geçmişini onu sorguladığında hani 6 aydan az herhalde anne sütü aldığını söylemişti. Şimdi burasını tam hatırlamıyorum ama yani bu anlamda bağışıklığının düşük olduğunu söylemişti. Ki anne sütünü hani 2-2,5 yıla kadar
emmek nasip olan bireylerde daha hafif atlattıklarını da gözlemlemiş. Bana soruyorsanız, ben de kendi anneme sordum bunu merak edip. Ben de 2-2,5 yaşına kadar anne sütünden nasiplenmişim. Allah razı olsun. Yani dediğim gibi bağışıklık sistemi her hastalık için en önemli kriter. Dolayısıyla yani kendim de mesela uygulamaya çalışıyorum. Tabii ne kadar başarılıyım o konuda tam şey değil ama en azından sigara ve alkolden uzağım. Allah'a şükür. Yani sigara ve alkolden uzak durursanız, ideal kilonuzu bulup o kiloda sabit kalırsanız, işte günde 8 saat kaliteli uykunuzu alabilirseniz, beslenmenize dikkat ederseniz, motivasyonunuzu dediğim şekilde kuvvetli tutarsanız, sadece zaten bu hastalığa değil birçok hastalığa karşı avantajlı durumda olursunuz. Allah hepimizi, başta bu salgın hastalık olmak üzere tüm hastalıkların şerrinden korusun. Umarım faydası olmuştur. Dediğim gibi yani bazı yerlerde detaylara girmedim. Siz nasıl bu videoda beni bulduysanız, ben sadece bir tecrübemi yani Allah rızası için paylaştım. Başka herhangi bir zaten gayem yok dediğim gibi. Yani kanalım para kazanan bir kanal, aynı zamanda zaten çok bir para da kazanmıyorum ama burada zaten para kazanma özelliğinde kapalı şekilde. Sadece hani bir insanlık anlamında bir paylaşımda bulunmak maksadıyla bu görüşlerimi, tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Yay burcu olmamdan dolayı da gevezeliğim de biraz vardı. 20 dakikayı buldu. İnşallah çok sıkıcı da olmamıştı. Dediğim gibi siz direkt belli maddelere yoğunlaşmak istiyorsanız zaten 2-3 dakikalık Serhat Fındık Hoca'nın videosunu izlediğiniz zaman benim söylediğim şeyleri de zaten orada göreceksiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.